كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Ölüm gelmeden, Azrail Aleyhisselam gırtlağımızı sıkmadan yapın artık bir şeyler. Bakın bir şeyler yapın artık. Azrail Aleyhisselam bizim gırtlağımızı sıkmadan yapın. Adem Aleyhisselam'ı yaratmadan önce Allah Celle Celaluhu dedi ki Cebrail Aleyhisselam, git dünyanın bütün topraklarından topla. Her yerinden biraz toprak al. Hani insanlar sarışın, esmer, kumral, sinirli, yumuşak huylu, sert, katı kalpli, değişik insanlar var ya. O yaratılışımızdaki toprağımızdan kaynaklanıyor arkadaşlar. Mesela bir adam çok katıysa Allah Celle Celaluhu onun hamurunda sert toprak kullanmış. Yaratılışta olan bir şey bu. İyi dinleyin burayı. İyi dinleyin. Şimdi Allah Celle Celaluhu Cebrail Aleyhisselam'ı gönderdi. Git dedi dünyanın her toprağından al biraz. İşte Hazreti Adem'i yaratacak ya. Hazreti Adem'i topraktan yarattı. Herkes biliyor bunu. Cebrail Aleyhisselam gitti. Toprakları almaya başlayınca toprak dedi ki ey dedi Cibril. Dedi niye benden parçalıyorsun? Cebrail Aleyhisselam dedi ki Allah Celle Celaluhu böyle bir mahluk yaratacak. İnsan diye bir mahluk yaratacak. Dedi ki ne olacak o mahluka? Eğer dedi günahkarsa ebediyen cehennemde yaşayacak. Eğer düzgün birisi cennette. Toprak dedi ki ben dedi Allah'a sanırım benden bir parça alma. Benim parçamın cehennemde yanmasını istemem dedi. Cebrail Aleyhisselam geri döndü. Allah Celle Celaluhu bildiği halde sordu. Dedi ki ne oldu? Dedi böyle. Mikail Aleyhisselam gönderdi. Mikail Aleyhisselam toprakları almaya başladığı zaman toprak dedi ki benden bir parça alma. Ben de Allah'a sanırım dedi. O gitti İsrafil Aleyhisselam geldi. Aynı şeyi İsrafil Aleyhisselam'a da söyledi toprak. O da boş geldi. Allah Celle Celaluhu Azrail Aleyhisselam dedi ki git dedi toprakları topla gel. Toprakları aldı. O da aynı şeyi söyledi. Dedi beni ne yapacaksın? Dedi böyle. Dedi bak Allah'a sınır. Benden de bir parça alma. Benim dedi bir parçamı dedi cehennemde yanmasını istemem. Azrail Aleyhisselam dedi ki ben de Allah'ın emrini dedi tutmamaktan Allah'a sınırım. Onu söktü al oradan. Toprakları topladı aldı yani. Allah Celle Celaluhu getirdi. Allah Celle Celaluhu dedi ki sen dedi benim emrimi kırdın. O topraktan dedi onu söküp aldın. Dedi ben sana dedi insanların canını alma işini sana veriyorum. Azrail Aleyhisselam'ın insanların canını alma görevi buradan. Azrail Aleyhisselam dedi ki ey Allah'ım hani bana bu görev veriyorsun ama insanlar dedi beni kötü biri olarak bilecek. Kötü biri olarak bilecek. Allah Celle Celaluhu dedi ki sen dedi merak etme. Ben dedi onların hepsinin canını sebeplerle alacağım. Bugün bir kişi diyor mu Azrail Aleyhisselam geleceğini. Haberlere bakıyoruz. Altta yazı görüyor musunuz kardeşim? Azrail canını aldı. Ne oldu? Trafik kazası. Bıçaklama. Yaralanma. İşte oradan düştü. Kalp krizi. Yan yattı. Çamura battı. Her neyse. Altta gördük mü abi bir tane Azrail yine birinin canını aldı. Azrail yine pert etti. Azrail doğradı, kesti, biçti. Var mı? Yok. Altta yazıyor. Karısını 48 yerinden bıçaklamış. 52 yerinden bıçaklamış. Var ha, uydurmuyorum ha. 52 Allah. Yerinden bıçaklamış. Nasıl bir manyaksa Allah selamet versin. Azrail Aleyhisselam görevi böyle aldı. Azrail Aleyhisselam gırtlağımızı sıkmadan derhal tövbe istiğfar etta ibne zemmike men la zembele. Bu hadisle amel edin. Her cuma hutbede hocalar bunu söylüyor. Türkçesini söylemiyor ya. Günahlarından tövbe eden hiç günah işlememiş gibidir. Adamlar diyor ki ya ben zaten çok günahkarım. Allah beni affetmez ya. Allah seni affeder kardeşim. Tövbe et. İnsanlara Allah'a çağırın. İnsanlara Allah'a çağırın. İnsanlara Allah'a çağırın.